Eski CHP milletvekili Eren Erdem'in evine iki hırsız girdi. Polis kısa sürede şüphelileri yakaladı. Erdem ikisine de bakın hangi şartla ne vaat etti? Kardeşimin takıları vardı, onlar alınmış. Yeni takı aldık, düğünü de yaptık. Epeyce de maliyetli oldu bize. Eski CHP'li vekilin evine giren hırsızlar yakalandı. Eren Erdem ikisine de tövbe etmeleri karşılığında iş vaat etti. Tövbe eder, bunu ikrar ederse, emniyet mensuplarının da yanında ben tövbe ettim derse, alın teriyle hayatını sürdüreceği bir olanak oluşturmaya çalışırız. İki hırsız Cumhuriyet Halk Partisi eski milletvekili Eren Erdem'in Kadıköy'de bulunan evinin önüne geldiği ve ikinci kattaki daireye tırmanarak girdiği ve içeride ziynet eşyası ve para aramaya başladı. Pencere açık olduğu için içeri girmiş. Yapacak bir şey yok. Hani memlekette bir deyim vardır, cana gelen mala gelsin diye. İşte o anlar. Hırsızlar önce dairenin etrafını turladı. Eren Erdem'in kardeşi için aldığı takı ve saatini çaldıktan sonra böyle uzaklaştı. Hırsızlardan biri çaldığı saati kolunda böyle denedi. Kardeşimin düğünü vardı. Yani aynı gün. Düğün takıları için bir miktar para bulunduruyordum kendimde. Onu almış. Manevi değeri olan çok yakın bir akrabamın siyasete girdiğimde yaptığı bir hediye. O zamanın parasıyla 6.500 lira civarında bir ederle alınmış bir saatti. Kardeşimin takıları vardı. Onlar alınmış. Yeni takı aldık. Düğünü de yaptık. Epeyce de maliyetli oldu bize. Asal Şube Hırsızlık Büro ekipleri o hırsızları kısa sürede yakaladı. Eren Erdem emniyetin çabalarından dolayı onlara teşekkür ediyor. Ayrıca evine girip hırsızlık yapan kişiye de bir siyasetçi olarak bir mesajı var. Çok net söylüyorum, bu işe tevessül etmesin. Hayatını sürdürmek için çalışmak, alın teriyle çalışmak noktasında ben taahhüt ediyorum. Bu işlerden tövbe eder, ele tek çekerse kendisine hayatını sürdürmesi için iş bulma hususunda yardımcı olurum. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. Eski milletvekilinin çalınan saati ve takıları ise hala bulunamadı.